Manzaraya inanamayacaksınız. Burası fena kayıyor. Aramızda sadece bir nehir akıyor. Herkese günaydın. Şu anda Kars'tayım. Dün geldim. Dün saat 10-10.30 civarında geldim. Otele yerleştim. Biraz dinlendim. Sabah kalktım ve bugün Kars'ı keşfetmeye başlayacağım. Hadi başlayalım. Erkenden kalkıp kahvaltıyı kaldığım otelde yaptıktan sonra yola çıktım. Gezecek yer fazla, zaman da kısıtlı olduğu için planlamanızı iyi yapmanız çok önemli. İlk durağım Kars Peynir Müzesi. Burası özel bir müze, o sebeple müze kart geçerli değil. Bu müzeyle ilgili belki de en ilginç ayrıntı buranın eski bir tabya olduğu. Zamanında atların tutulduğu bir tabya olduğu için buraya süvari tabyası da deniyor. Müzeye girdiğinizde sizi peynirin tarihçesini anlatan bir pano karşılıyor. Burada peyniri ilk üretenlerin Türkler olduğunu öğreniyorum. Müzenin devamında Kars'a yönelik tanıtımlarla birlikte bölgedeki endemik bitkiler ve Kars'ta üretilen peynirlerin üretim aşamalarını görebilirsiniz. Burada çok başarılı bal mumu heykellerle tüm süreçler ayrıntılı olarak anlatılmış. Gezerken kendinizi bir müzede değil de üretim tesisinde gibi hissediyorsunuz. Kars'a özel peynir denildiğinde ilk akla gelen peynir olan gravyerin de nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Kars gravyer peynirini özel yapan şeylerden biri üretiminin oldukça zor olması ve 22 kilogram süt kullanılarak 1 kilogramdan daha az miktarda gravyer peyniri yapılabilmesi. Delikli peynir olarak da bilinen gravyer peynirinin içindeki deliklerin sebebi ise bekletme aşamasında mikroorganizmaların açığa çıkarttığı gazın peynirin içinde birikmesi. Müzenin devam eden bölümlerinde Kars bölgesine ait köy yaşantısıyla ilgili de maketler var. Yine bal mumu heykeller oldukça başarılı. Burada sadece kaşar, eski kaşar ve diğer peynir türleri ile ilgili değil, farklı yöresel yemeklerle de ilgili bilgi alabilirsiniz. Müzenin bölümleri arasında geçiş yaparken dar koridorlardan geçiyorsunuz. Buranın zamanında tabi olarak kullanılmış olduğunu bilmek de ayrıca etkileyici oluyor. Bölgenin tarihiyle ilgili bilgi alınabilecek en iyi yerlerden biri de Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi. Karlı, muhteşem bir havada Kafkas Tarihi Harp Müzesi'ne geldik. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi de peynir müzesi gibi eski bir tabya. Kanlı tabya olarak da adlandırılan müzeye müze kartla ücretsiz olarak girilebiliyor. Müzede 8 salon bulunuyor ve bu salonlarda interaktif pano ve sergilerle tarihe yolculuk yapıyorsunuz. Müzenin en etkileyici kısmı ise Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerlerimizin anısına hazırlanan kısım. 1914-1915 yılları arasında Sarıkamış'ta yapılan harekatta Osmanlı Ruslarla savaşıyordu. Kaynaklara göre Sarıkamış harekatı sırasında askerlerimiz düşmandan çok soğuk kış şartlarıyla savaşmak zorunda kaldı ve sonucunda 90 bin askerimiz şehit oldu. Bu sebeple de Kars ve çevresinde Allahu Ekber dağları eteklerinde pek çok anıt ve şehitlik bulunuyor. Müzenin diğer salonlarında ise bal mumundan heykeller ile dönemin şartları canlandırılıyor. Sonradan Kanlı Tabya adını alan bu tabyada dönemde askerlerin yaşama şartlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca müzeyle ilgili bir ilginç bilgi de şu. Müzenin bahçesinde 1921 Kars Anlaşması için Kars'a gelen Rus generallerin Kazım Karabekir Paşa'ya hediye ettiği beyaz vagon bulunuyor. Vagonun hemen yanında ise bir tren rayı bulunuyor. Bu tren raylarına bakıldığında bunların arasındaki mesafenin günümüzde kullanılan tren rayları arasındaki mesafeden daha az olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Ruslar fethettiği bölgelerde öncelikle tren raylarını değiştirmiş. Böylece bu raylar düşman tarafından tamamen kullanılamaz hale geliyormuş. Akşam olmadan görmek istediğim bir yer daha var. Uzun süredir görmek için plan yaptığım Ani Antik Kenti'ne doğru yola çıkıyorum. Ani Antik Kenti'ne giderken Kars ve çevresinin karlar altındaki görüntüsü gerçekten büyüleyici. Ani Ören yerine geldik. Şimdi bu muhteşem yeri gezmeye başlayacağız. Haydi başlayalım. Ani Antik Kenti'ne müze kartla giriş ücretsiz. Alan oldukça büyük olduğundan zamanı buna göre programlamakta fayda var. Aslanlı Kapı, Ani Antik Kenti'nin ana girişini oluşturuyor. Bir de yeraltı şehri olan Ani'de toplamda 800'ü aşkın yapı var. Ermenistan ile sınırımızı çizen Arpaçay'ın hemen yanına kurulu olan Ani Antik Kenti'nde hala ayakta olan ikonik yapılar mevcut. Büyük Katedral, Halaskar Kilisesi, Resimli Kilise, Rahibeler Manastırı,
Ebul Manu Cehri Cami ve Selçuklu Kervansarayı bu eserlerden bazıları. Tarihi M.Ö. 1200 ile 1000 yılları arasına, yani demir çağına kadar uzanan Ani, önceleri Urartuları ağırlamış. Sonrasında Ermeni egemenliğine giren şehir ardından Bizans'ın eline geçiyor ve 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethediliyor. Ani antik kentin önemi aslında burada da ortaya çıkıyor. Ani harabelerinde Haçlı Kilise'ye geldik. Ama manzaraya inanamayacaksınız. Tam Ermenistan sınırında bulunan Ani antik kentindeki Haçlı Kilise ve tam karşıda bir Ermeni üssü bulunuyor, askeri üssü. Bayraklarını dikmişler ve aramızda sadece bir nehir akıyor. Türklerin Anadolu'ya ilk ayak bastığı yer olan Ani'de yaşam 1535 yılına kadar devam ediyor. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusların eline geçen Ani, daha sonra yeniden Osmanlı topraklarına katılıyor. Ardından Ermenistan tarafından alınan Ani, Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türkiye sınırları içinde kalıyor. Çin'den başlayıp İtalya'ya kadar uzanan İpek Yolu'nun Anadolu'ya giriş noktası olan Ani, zamanının en zengin şehirlerinden biriydi. Üzerinden geçen ticaret sebebiyle de ünlendikten sonra dünyaca tanınır bir yer haline geldi. 2016 yılında koruma altına alınan Ani Antik Kenti şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Akşam yemeği için tavsiye edilen bazı yerler var. Bunlardan ilkine bu akşam gidiyorum. Rezervasyon yaptırdım, o yüzden çok geç kalmamak için yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyorum. Kars'ta akşam yemeği yemek için tercih edebileceğiniz pek çok yer var. Ben bunlardan iki tanesini seçtim. Bu akşam Kale Kafe restorandayım. Bir diğeri de meşhur Kars Kazevi. Ona da yarın gideceğim. Gıybet dırdır arar ses. Var bizim evde, var bizim evde. Cehennemi sorar ses. Gör bizim evde, gör bizim evde. Gör bizim evde, gör bizim evde. Akşam yemekleri için tercih edeceğiniz yerlerde Kafkas gecesi olup olmadığını sormayı unutmayın. Bazen gün aşırı program yapılabiliyor. Rezervasyonunuzu buna göre yapmakta fayda var. Kafkas gecesinin içeriğinde ise aşık atışması, Kafkas dans gösterisi ve akordeon ve darbuka gösterisi oluyor. Mekandan mekana bu sıralama değişebiliyor ama program çoğunlukla aynı. Kale Kafe Restoran seçimi bizim için kolaylaştırmak için bazı paketler oluşturmuş. Ben kemikli kaz menüyü seçtim. Menü içinde kemikli kaz, ayran aşı, bulgur pilavı, yoğurt, ev yapımı turşu, salata, yöresel peynir tabağı, helva, poşaf ve su bulunuyor. Ben gösterileri izlerken ekstra olarak bir de umaç helvası siparişi verdim. Yemeklerden genel olarak çok memnun kaldım. Garsonlar da oldukça ilgiliydi. Ayrıca gösteri de gerçekten çok etkileyiciydi. Bölgedeki esnaflarla ve yerel halkla konuşurken fark ettiğim şey Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlıkları oldu. Bunu sorduğum herkes de bana hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa türküsünün hikayesini anlattı. Hikaye şu şekilde. Aslında Enver Paşa için yazılan türkü, Enver Paşa çeşitli sebeplerden Kars'a gidemeyip yerine Mustafa Kemal Atatürk gidince Mustafa Kemal Atatürk için yeniden uyarlanıyor. Mustafa Kemal, Kars'a geldiğinde ise halk onu oyunlar ve bu türkü eşliğinde karşılıyor. Bu durum karşısında Mustafa Kemal oldukça duygulanıyor. Aynı günün akşamı Mustafa Kemal Atatürk'e yeniden sahnelenen oyunun sonunda ekibin başındaki sanatçı Gülçehre Güldür koynundan bir Türk bayrağı çıkartıyor ve bayrağı Atatürk'e sunuyor. O günden sonra da bu oyunun ve türkünün sonunda Türk bayrağı çıkarmak bir gelenek haline alıyor. Gerek çok kültürlü yapısı, gerek halkının misafirperverliği, gerek de Atatürk'e bağlılıklarıyla Kars beni gerçekten çok etkiledi. Bu kadarını beklemiyordum. Yarın Kars'taki ikinci günüm. İki gün daha Kars'ta kalacağım. Bir sonraki videoda Kars'ı keşfetmeye devam edeceğim. Planım Sarıkamış ve Çıldır Gölü'ne gitmek. Bu mevsimde buz tuttuğu için buz tutmuş göl üzerinde yürümek istiyorum. Ayrıca en çok tavsiye edilen Kars Kazevi'ne de yarın gidiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.